Kardeş bir sual sordu. Hiç gelmesini istemezse falan. Hayır. Şimdi dünyada kadınlara sorduğunuz zaman ben kocamla orada beraber olmak istemiyorum. Çok çektim illallah dedim. Erkeklere sorduğunuz zaman ben orada karımla beraber olmak istemiyorum. Huriler bana yeter. Cümleler, klişeler aynıdır kardeşler. Ama iş öyle değil. Orada eşinde dünyada görüp de beğenmediğin hiçbir şeyi görmeyeceksin. Allah Teala beğenmediğin bütün ahlaklarını yok edecek. Sana en beğendiğin, en güzel surette onu gösterecek. Hatta cennet huriye eşlerinden her Müslümana iki tane cennette eş daha verecek Allah Teala. Orada nikah var. Kendi karın bir tarafa, iki tane de eş verecek. Hurilerden daha güzel olacak senin eşin. Neden? Çünkü huriler imtihan edilmedi. Senin karın dünyada imtihan edildi. Sıkıntılar çekti, çile çekti, sana tahammül etti. Senin sıkıntılarına, senin huysuzluklarına tahammül etti ve cenneti kazandı. Dolayısıyla güzelliği cennet hurilerinden daha fazla olacak. Muhammed Aleyhisselam buyuruyor. Dünya kadınlarının cennet hurilerine karşı ahiretteki güzelliği farkı şudur. Elbisenin dış yüzüyle astarı gibidir. Şimdi bir elbiseyi almak için bir mağazaya gittiğin zaman ya astarı çok güzelmiş şunu bana versene mi dersin? Yoksa dışına mı bakarsın? Elbisenin sana alımlı gelen tarafı nedir? Astarı mıdır, dışı mıdır? Önemli olan dış görünümdür. Görsel bir dünyada yaşıyoruz. Dış görünüm içten çok daha önemlidir. Dolayısıyla dünyadaki eşlerimiz de cennette böyle olacaktır. İmamın bir tanesi vaaz veriyor. Vaazında cennete giden şehidi anlatıyor. Şehit cennete girer. Muhammed Aleyhisselam anlatıyor. Şehit cennete girdi. Girer girmez iki tane huri kızı gördü. Ve Allah'a şöyle dedi. Allah'ım bu huriler benim eşlerim mi? Bir ses geldi. Dedi ki hayır. Seninkiler daha güzel. Onlar daha ileride. Şehit biraz daha yürüdü. Bir baktı köşede iki tane huri kızı. Allah'ım bunlar benim eşlerim değil mi? Bunları bana verdin. Bir ses daha geldi. Hayır. Senin eşlerin ileride, köşkte. Senin için yarattığım köşkte. Şehit yürümeye devam etti. Köşkü, kocaman bir köşk gördü. Kocaman kapılar falan. Bir zorlama yaptı. Kapıları bir açtı, bir baktı. Karşısındaki tahtta dünyadaki karısı oturuyor. Bunu cemaatten duyan bir tanesi ayağa kalktı ve imama şöyle dedi. Hocam, İnşallah bu hadis zayıf bir hadistir. Yani dünyada bir türlü anlaşamadık. Hanımla dünyada bir türlü anlaşamadık. Orada görüşmek istemiyorum dedi. Ama bu cemaatteki arkadaş doğru bilmiyor. Çünkü oradaki eşi evleneceği huri kızlarından bile daha güzel olacak diyor Muhammed Aleyhisselam. Mesele bu. Kardeşim oradan bir araya giriş yaptı. Konu biraz dağıldıysa özür dilerim.